bir güç bir şeye karşıysa, ona yalakalık yapan, onun adamı olan kişiye karşı tabii muhabbetler oluyor. Mesela Türkiye karşıtları var, PKK'yı destekleyenler falan. Türkiye'nin bölünmesini istiyor, diyor ki ya diyor, orada ayrı bir millet var, ayrı insanlar var, dili ayrı, inancı ayrı, her şey ayrı, bambaşka bir millet. Bölünsün, ayrılsın, Türkiye daha zengin olur diyor. Devlet aleyhine konuşulduğunda, hükümet aleyhine konuşulduğunda, karşıtlar öyle insanlara acayip sahip çıkıyor. Çok sevgi gösteriyor. Onun için Türkiye'de de böyle yeni yetme yazarlar var böyle. Yeni yetişen. Bunlar biraz kitap okuyorlar, işte biraz yazı yazıyorlar falan. Takip ettikleri bunların bir ekip oluyor. Yani bunlar 100-150 kişilik bir ekipleri var. O ekibe dahil olabilmek için yani neredeyse kafasını kayalara sürtecek yani. Bir şekilde aferin alabilmek için. O ekibe dahil olmanın en önemli şartlarından birisi Türkiye'nin aleyhine konuşmak, hainlik yapmak, ahlaksızlık yapmak, Abdullah Öcalan'ı övmek, efendim işte Tayyip Hoca'ya çatmak. Çatmak hayır, haklı olarak çatsın, eleştirsin, o ayrı mesele de. Haksız, adaletsiz konuşmaları kastediyorum. Doğru bir şey tabii ki söylenir. Türkiye ile ilgili casusluk yapmak. Yani casusluk çünkü. Türkiye'nin aleyhine bilgi veriyorsun, aferin alıyorsun karşılığında. Genç kız mesela kimse kale almıyor. Ama bunlar istiyor ki büyük olalım. Büyük nasıl olur? Hükümetin üstünde olacak. Devletin üstünde olacak. Bunun için ne yapması gerekiyor? Amerikan derin devletine yalakalık yapması gerekiyor. Yani o büyüklük hissinin verdiği bir şey aslında. Yani halktan biri olmak istemiyor. Türk milletine herhangi bir ferdi olmak istemiyor. Dünyayı yöneten adam olmak istiyor. Yani dünyayı yöneten adamların ekibine katılmak. Halbuki dünyayı yöneten bir ekip de yok yani. Herkes kendi kafasına göre yaşıyor. Öyle bir şey olmuyor. Suudi Arabistan dediği neyse inancı onu yapıyor. Türkiye de kendi inancını yapıyor. Ama tabii Türkiye'yi biraz eğip büküyorlar yani. Güneydoğu konusunda bunu gördük.